Son Mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi döneminde sağlıkçıları konuştuk. Şimdi pandemi döneminde eğitimi konuşacağız. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı. Oğuzhan Özkaya bizimle birlikte stüdyomuzda. Konuşacağımız çokça şey var hocam. Eğitim Evet. herhalde bu 1,5 yılın pandemiden sonra en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. Detaylarıyla gireceğiz. Hem kurumu hem bundan sonraki süreci. Hem eğitimciler artık nasıl yıllar bekliyor eğitimcileri, hem çocukları hem velileri. Artık farklı bir aşamaya doğru da evriliyoruz. Aynen öyle. Önce sizi isterseniz tanıyarak başlayalım. Oğuzhan Özkaya kimdir ve ardından da eğitim kurumlarını tabii ki. Tabii ki. Aksaray Ortaköylüyüm. 1980 doğumluyum. En çok hani mutlu olduğum ya da en çok sevdiğim yanım öğretmenlik hayalimdi. Öğretmenlik yapıyorum. Bu anlamda çok çok mutluyum. Hayalini gerçekleştirmiş birinin çocuklara yol gösteriyor olması tabii farklı bir bakış açısı kazandırıyordur. Kesinlikle Evet. öyle. 7. sınıfta Fatma öğretmenim vardı, fen bilgisi öğretmenim. Onun sayesinde fen bilgisi öğretmeni olmaya karar verdim. Sonra öğretmen liselerini duydum. Hemen sınava hazırlandım. Öğretmen lisesini kazandım. Öğretmen lisesi mezunuyum. Üniversiteye de 7 tercih yaptım. 7'si de fen bilgisi eğitim fakültesi bölümü. Yani 4. tercihimle de fen bilgisi demirci eğitim fakültesini kazandım. Yani çocukları da hep şey öneriyorum. Yeteneğinizi keşfedip mesleğini daha ilkokuldan, ortaokuldan belirleyerek o hedefinize ilerleyin. Okuldaki kurduğumuz sistem de bunun üzerine aslında şu anda yetenekleri keşfetme. Yani öğrencinin yeteneğini, hayallerini köreltmeme. O yeteneği keşfettikten sonra yeteneklerine yönelik çalışmalar yapma. Okulun şeyi bu, hedefi bu şu anda. Bununla ilgili bir altyapı oluştu. Bunların tamamı da çocukların fikirlerini alarak. Yani öğrenci mesela bir öğrenci diyor ki hocam okulun bahçesinde uçak koyabilir miyiz? Tabii ki koyabiliriz. Şu anda okulun bahçesinde A310 Airbus bir uçak var. Uçaklı okul diye daha çok tanınıyor aslında. Tabii ki büyük bir uçak. İçini ne yapalım diye çocuklarla konuştuğumuzda komple robotik kodlama yazılım şeyi atölyesi haline getirdik. Sonra bir simülatör koyduk. Çocuklar o simülatörde havacılıkla ilgili uçağı uçuruyorlar, kaldırıyorlar, indiriyorlar. Bütün dünyayı dolaşıyorlar. Simülatörün içerisinde. Kokpite orijinal kokpite giriyorlar, çıkıyorlar. Geçenlerde bir baktım kokpite çay içiyor çocuklar. Yani okulun bahçesinde bir uçak var dediğimizde bilinç altında yapılmayacak hiçbir şey yok. Bahçeye uçak indirebiliyor isek aslında fark etmeden bunu veriyoruz çocuklara. Bakın Doğru. hayalleri gerçekleştirebiliriz. Bir çocuğun fikriyle Atatürk Havaalanı'ndan 15 tırla getirdik bu uçağı. Yani 250 kapasiteli büyük devasa bir uçak. Daha sonra diğer okulumdaki bir öğrencim, ya hocam işte yer ki kampüse uçak koydunuz, buraya da helikopter koyabilir misiniz? Buraya da helikopter koyalım, uçuş ömrünü tamamlamış. Dedim tamam sen de araştır hadi bakalım bunu. Çocuk araştırıyor helikopteri buluyor fakat helikopter aktif. Yani uçuş ömrünü tamamlamamış. Ne yapalım dedik, o zaman biz bunu uçuralım. Ben bir yıl önce bir öğrencinin sayesinde pilotluk lisansımı aldım. Şu anda helikopter pilotuyum Size de düşünün. hala yol göstermeye devam ediyor Devam yani. Çocuk deyip ediyorlar. geçmeyin. Gerçekten, gerçekten öyle. Burada şunu gördüm. Ankara'da sınava girdim. Pilotluk lisansı ile ilgili. 100 üzerinden 98 aldım. En büyük sebebi aslında bana oradaki sorduğu soruların çoğu benim alanımdı. Ve şunu fark ettim. Bir helikopterin uçuşu tamamen fizik kuralları. O zaman öğretmenleri topladım, fizik öğretmenlerini. Hocam dedim derslerinizi helikopterin yanında anlatın. Bernoulli yasasını siz kaçıncı sınıfta anlatıyorsunuz? 10. sınıfta. Getirin çocukları buraya. Bernoulli yasası nedir? Bu helikopterin uçuşu, denge, moment, şeyin havanın akışkanlığı, havanın kaldırma kuvveti. Bakın tamamen fizik. Otomatikmen atölyenin içerisinde dersler oluşmaya başladı. Çocuk diyor ya hep, ya hocam ben bu öğrendiklerimi bana niye öğretiyorsun? Nerede kullanacağım? Bak işte burada kullanacaksın. Bu sefer unutmuyor. Pilot olacaksan bak bunlarla karşılaşırsın. Bu derslerin iyi olması lazım. Mesela biz bir pilot arkadaşımızla başkanlığında ben yapıyorum pilotajla ilgili çocuklara anaokulundan başlıyoruz. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi'ne kadar bütün çocuklara pilotluk dersi veriyoruz. Ama ayrıca ben pilot olmak istiyorum diyenlere de kulübümüz var. Kulübe katılabilmen için fizik notunun yüksek olması lazım. Çünkü hava aracının uçması fizik kuralları. Sen kuralları bilmeden nasıl pilot olacaksın?
Yani hani otomatikmen öğrencileri aslında derslerdeki öğrendiklerinin ilerideki hayatlarında ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösteriyoruz. Hı hı. Bu sefer de öğretmene dertlenmiyorlar, ben bunu nerede kullanacağım diye. Kaç tane öğrencimizin fizik notu helikopterin yanındaki yapılan derslerden dolayı yükseldi. Öğretmenler bile şaşırıyor. Yani hocam çok ilgisizdi diyor. Şu anda diyor çok çok aşırı ilgili olmaya başladı. Bakın bunu da ikinci atölyelerdeki derslerin olma sebebi, ikinci bana ışık tutan bir kişi de Yağız Hamdi Kamacı diye bir öğrencim. Hı hı. Oturuyorum, çocuk geldi, hocam dedi, ben dedi bana dedi 10 metrekare yer lazım dedi. Tamam dedim, ne yapacaksın dedim, araba üreteceğim dedi. Düşünün bakın, iki tane şey yaparsınız. Ya oğlum bir sürü büyük firmalar var, hani sen başka bir şey yap diyebilirsiniz. Hı hı. Ya da bir yer verirsiniz. Hemen kalktım unutmayayım diye. Çocuğa 10 metrekare yer verdim o anda. Aradan 3 ay sonra benden randevu almış. Ya demiş, olsun önce bize bir yer verdi. Yanına da 3 arkadaşını almış. 4 kişi gelsin bir görsün diye. Bakın 3 dosya oluşturmuşlar. Bana diyorlar ki, anlatıyorlar tabii, arabanın elektrikli araba üretmişler. Bütün torklarını kendileri hesaplamışlar. Hı. Kaç saniyede ne kadar hıza çıkar. Hocam diyor, türevi, integrali, eğimi, hızı, limiti diyor, nerede kullanacağımı öğrendim. Bakın araba üretiminde tamamen matematik kuralları. Evet. O zaman biz atölyelerin içerisinde niye dersleri birleştirmeyelim? Mesela en basitinden okulda tekstil atölyemiz var. Okulun bütün kıyafetlerini öğrenciler kendileri dikiyorlar. Nereden çıktı bu? Mesela eğitimde her alanda çocuklarla aram çok iyi. Dışarıdan kıyafetlerimizi kendimiz alıyoruz. Çocuklar beğenmiyor. İşte hocam ben işte kumaşını beğenmiyor. O zaman dedim ki bunu kendimiz yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Bakın son sistem atölye kurduk okulda. Kendileri çiziyorlar, kendileri dikiyorlar, kendi kumaşlarını kendileri belirliyorlar. Şikayet etmek diye bir şey de ortak kalmış oluyor. Sıfır şikayet. Aynen öyle. Ve burada en çok mutlu olduğum alan, pandemide on binlerce maske ürettiler, ücretsiz dağıttılar. On binlerce. Hmm. Bakın vali, kaymakam, belediye başkanı, kim istiyorsa gönderdik. Hatta birkaç mesela böyle yaşlı teyzeler aradı, maske dağıtıyor musunuz dedi. Onların evlerine 3 tane, 5 tane, 10 tane kargoladı çocuklarımız. Vali Bey'e dedim ki, sayın valim dedim, bakın kriz devam ederse benim çocuklarımın evine küçük dikiş nakış makinesi koyun. Hepsi maske dikebilecek kabiliyette. Bu da çok kıymetli mesela. Bakın bir öğrenci bir top kumaştan kaç tane eşofman takımı çıkar? En az hasarsız, yani hani şeyini depo. Aynen öyle. En az parçasını en az kullanacak şekilde. Bunlar tamamen matematik kurallar işte. Yani fizibilite çalışması yapıyor en aslında. En minimize ürünle en karlı üretimi nasıl, nasıl gerçekleştirir? Bunların çalışmalarını yapıyorlar. Bunların hepsi ders aslında. Tabii. Normalde derslerdeki anlattığımız şeyler. Ve şu anda bu atölyelerle beraber okulda yetenekleri keşfetmeye başladık. Bakın Bilge diye bir öğrenci, 10. sınıf kız çocuğu bizim okulumuza geliyor. Atölyeden haberi yok. Bizim bir tekstil atölyemizin, profesyonel bir şekilde tekstil atölyemizin olduğunu bilmiyor. Sonra öğreniyor. Koşarak geldi yanıma. Hocam diyor, ben diyor kaç yıldır diyor tasarımlarım var diyor. Dosya dosya. Çizmiş, kimse ilgilenmemiş. Hani dedim ki, aradım tekstil öğretmenini. Hocam dedim, tekstil atölyesinin anahtarının bir yedek anahtarını da Bilge'ye verin. Tabii öğretmenler hemen koruyacak falan ya. Ya hocam işte benim olduğum zaman, hocam dedim, bakın bu çocuk profesyonel. Bu çocuk bir sürü tasarımları var. Sen yemeğe çıkarsın, olursun, olmazsın. O çocuk orada vakit geçirecek. Anahtarı verdik. Şu anda Bilge kendi tasarımlarını dikmeye başladı. Arkadaş grubuyla, yanına aldığı arkadaşlarla beraber. Ve çok iyi bir moda tasarımcı olacak. Yani yeteneklerini keşfetmek. Çocuklardaki burada bakıyorsunuz etraflarına, çevrelerine. Hani hep belirli mesleklere yönlendiriyorlar. İşte akrabalarından görüyorlar. İşte atıyorum doktor ol, atıyorum avukat ol, atıyorum mühendis ol. Ama çok iyi bir moda tasarımcı olup bütün dünyaya hizmet edebilecek kabiliyetler var. Evet. İşte bunları köreltmemek lazım. Bizim okulun hedefi bu. Tabii bunları yapanlar, Bilge çok başarılı aslında. Yani Fen Lisesi öğrencisi, Anadolu Lisesi öğrencisi. Yani bu çocuklar... Bunları yaparken fiziği, matematiği dersleri de es geçmiyoruz. Bu dersleri zaten veriyoruz. Bu dersleri atölyelere taşıyıp kalıcı hale getiriyoruz, hı hı. Hatta. Bu atölyelerle beraber şu anda okulun içerisinde bir 40 meslekli şehir oluşturduk.
Bu şehrin kendine ait para birimi var. Bu şehrin kendine 40 ait... 40 meslekli şehir. 40 meslekli şehir. Hedefimiz yetenekleri keşfetmek. Hedefimiz çocukların kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğretmek. Bu 40 meslekli şehir 3 yaş grubundan başlıyor. Hı-hı. Anaokulu, ilkokul çocuklarına ağırlıklı o yaşta yetenekleri keşfetsin anlamında. Ortaokul çocuklarına kadar hitap edebiliyor. Lisede genç girişimci şirketleri o ayrı bir şey. Hı-hı. Yani çocuk şehre... Aile baba, anne baba girmiyor. Çocuk tek başına giriyor. 4 yaşındaki çocuk şehre giriyor bakın. Hı hı. O şehirde ne yapıyor çocuk? Marangoz atölyesine gidiyor, tekstil atölyesine gidiyor. Ama buralarda çalışıyor, para kazanıyor. Hı. Otomatikmen paranın nasıl kazanıldığını, emek harcamayı, kendi ayaklarının üzerinde durmayı, etrafında annesi babası olmadan oralarda dolaşabilmeyi, tabii özgüveni sağlıyor bakın. Ben dolaşıyorum, demosunu yaptık şehrimizin. Marangoz Atölyesi'ndeyim. Bir ilkokul birinci sınıflar var atölyede. Dedim nasıl gidiyor? Hocam dedi süper paralarımızı kazanıyoruz falan anlatıyorlar. Bir tanesi dedi hocam dedi o kadar çalıştım bana dedi 10 lira verdiler. Yani, tam da hayat böyle aslında. Evet yani bugüne kadar hep ailesinden alıp hep tüketici haldeydi. İlk defa emek harcayıp yani sadece o şehre ait bir para birimine bile bozuluyor aslında hani. Gerçek para değil yani. Düşün sadece diyor 10 lira verdi diyor. İşte hedefimize ulaşıyoruz. Marangoz öğretmenimiz, pilot öğretmenimiz mesela doktor orada ders yapıyor mesela doktorumuz. Bunlar çocuklarla bu çalışmalardan sonra ailelerine de geri bildirim yapıyor. Bu konuda yetenekli, bu konuda çok ilgili. Yani bunu destekleyebilirsiniz gibi. Mesela okulun doktoru çocukla, öğrencilerle öğrenciler giriyorlar 8-10 tane şehirde o doktorluk mesleğine. Hı hı. Önce doktor şeyi anlatıyor. Yani bu doktorluk nedir? Ne kadar enerji harcar? Kutsallığı nedir? Hani bu işin ilerideki safhası nedir? Bunları anlattıktan sonra bir tanesi sembolik hasta oluyor. Sonra işte onun tedavisi oradaki çalışanlar, doktor olanlar ya da ilgili olan çocukların hepsine işte o şehrin para birimini veriyor. Çocuk oradan parasını kazanıyor. Çocuk bütün 40 mesleği dolaşırsa, hepsini dolaşırsa, bu bir günde olmuyor zaten. Birkaç defa gelebiliyor. Hı. Geliyor 2 saat, 3 saat vakit geçiriyor, gidiyor. Bütün gün vakit geçirebiliyor. Öğrenci 40 mesleğin 40'ında dolaşırsa helikopter turu kazanıyor. Zaten mesleklerden bir tanesi de havacılık yani. Hani Körfez'de helikopterle tur atma. Buradaki neden böyle bir şey? Bir defa bir helikopterin havalanması tamamen fizik kuralları bahsetmiştik. Mesela havalandıktan sonra Adnan Menderes'e görüşüyoruz. Tamamen konuşmalar İngilizce. Şimdi İngilizcenin ne kadar kıymetli olduğunu görüyor. Hayatında ilk defa belki helikoptere biniyor ki uçağa binmişlerdir. Helikoptere binen hı-hı. çok az. İzmir'i havadan görüyor. Yani çocuğun kazanımları o kadar çok fazla ki o bir defa uçması zaten ona bir sürü ayrıca kazanımlar sağlıyor. Okulumuzun içerisinde tarım ve hayvancılık derslerimiz var. Sabit bu dersler bizde. Bu bahsettiğim derslerin hepsi sabit. Marangozculuk sabit ders, tekstil dersleri sabit ders, tarım ve hayvancılık dersi var. Çocuklarla yurt dışına çıktık, Romanya'ya gittik. Avrupa'ya gittik, baktık ki o kadar güzel bir tarım. Bizi dolaştırıyorlar, üzülüyoruz yani. Ya bizim okulumuzun etrafı niye bomboş? Bu kişiler ne güzel tarımla uğraşıyorlar. Daha İzmir'e dönmeden 3500 fide siparişi verdik çocuklarla. Çünkü keyfimiz kaçtı. İzmir'e geldik 6,5 saat tarlada çalıştık. 3-3,5 yıl öncesinden bahsediyorum. Ha, baktım ki çocukların üretim genlerinde var aslında. O zaman biz niye atölye açmayalım dedik. Tarım ve hayvancılık dersleri koyduk. Şu anda sabit bizim. Bugüne kadar 8 buzağımız doğdu okulun bahçesinde. 2 tane mandamız doğdu. Şu anda 33 tane koyunumuz, 27 tane keçimiz, 3 tane mandamız, 4 tane sağlam ineğimiz, 6 tane düvemiz, 200'e yakın tavuğumuz var. Önceden dedem sayardı bunları, ben nasıl aklımda tutuyorum diye şimdi ben kendim sayıyorum. Hepsi yani çocuklarla beraber çok önemsiyorum çünkü. Mesela karakılçık buğdayı ekiyoruz, susam ekiyoruz çocuklarla 10 dönüm 15 dönüm karakılçık buğdayı ekiyoruz. Çocuklar hep şunu söylüyordum. Bakın tarım ve üretim çok önemli. Evinizde kasanız var ise ilk koyacağınız ata tohumları. İşte pandemi bunun her şeyini öğretti. Öğretti kesinlikle. Böyle hepsini. O zorlukları burnumuzu böyle sürte sürte büyüklere de öğretti. Tabii, ne kadar kıymetli olduğu, üretimin dışa bağımlı olmamanın,
Çünkü o kadar çok topraklardan uzaklaşmıştık ki artık üreticiler. Hatta zaman zaman konuklarımızla konuşuyoruz. Yeni tarımla, yeni tarım teknolojileriyle birlikte toprağını işlese aslında ne kadar kıymetli değerlere sahip. Ama askeri ücrete şehirlerde aç kalmayı yeğliyor. Neden diye tartışıyoruz. Kesinlikle. İşte biz çocuklara bunların hepsini şu anda öğretiyoruz. Hı. Bakın nasıl öğrettik biliyor musunuz? Pandemi öncesi sadece tarım ve hayvancılık dersinden bahsediyorum. Bir yılda kendi üretip kendi sattıkları 97 bin liraydı çocukların. Yelki'de, Yelki pazarında cumartesi günleri bizim okulumuza ait bizim tezgahımız var. Biz pazara çıkıyoruz çocuklarla. Hı. Tabii ki. Çünkü ürettiğimiz ürünler fazla olunca şimdi okuldaki veliler alıyor, öğretmenlerimiz alıyor, biz alıyoruz, çocuklar bize satıyorlar. Ama ürün fazla olunca dedik ki o zaman ne yapacağız? Bunu dedik dışarıya pazarlayacağız. Marketlere pazarlamaya başladılar köy yumurtası olarak. Ondan sonra çünkü tamamen doğal yetiştiriyorlar. Hı hı. 17 kovan balımız, arımız var bizim. Kendi ballarımızı üretiyoruz, kendi reçellerimizi yapıyoruz, kendi zeytinyağımızı yapıyoruz. Bir sürü zeytin ağaçlarımız var. Bir yılda 97 bin lira kazandı çocuklar. Bakın sadece bu bile başlı başına bir kazanım ve proje. Tamam. Kendi üretiyor, üretebildiğini görüyor. İşte ne yapacak? Asgari ücrete çalışmaz mı çocuk? Evet. Ne yapacak? İleride mutlaka üretimin içerisine girecek. Olacak. Bunu yaşıyor şu anda, para kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Kazandığı paranın yarısını kendi aralarında pay ediyorlar. Geri kalan yarısını da komisyon kurup bağış yapıyorlar. Hmm. Tabii ki mesela yardım eli uzatmayı öğreniyorlar. Sadece tarım ve hayvancılığın içerisinde ayrı bir dünya var aslında. Geçenlerde özellikle de çevredeki köy okullarına yardım ediyorlar. 51. köy okuluna yardıma gittiler. 51 devlet okuluna yardım etmişler. Kendi kazandıkları paralarla. Ya. Yani bunlar çok kıymetli. Çok çok kıymetli yani. Hani okul kendi içerisinde şu anda bir şey haline geldi, üretim yeri haline geldi. Bakın tekrar söylüyorum, bu çocuklar, bunu yapan çocuklar akademik olarak da başarılı. Hı hı. Zaten şunu söyleyeyim, ailelere bu konuda özellikle sesleniyorum. Mesela biz sınav hazırlama grubu konusunda mesela üst üste LGS'de İzmir birincisi olduk. Hı hı. Türkiye'deki İlk 50 özel okulu sıraladılar kanallarda. Biz kendimizi bilmiyoruz. Biz kendimizi kanallarda gördük. Ulusal kanallarda. 50 özel okul içerisinde 12. sıradayız akademik başarısı konusunda. Biz zaten akademik başarıda çok iyiyiz. Hı hı. Ama neyi vurgulamak istiyorum? Akademik başarıda başarılı olan çocuklar, akademik olarak hepsinin bir spor, bir sanat, bir yeteneği var. Evet. Yani hani sadece ders çalışanlar istediği başarıya ulaşamıyorlar. Evet. Yani bunları keşfettik çocukların içerisinde. Yani çocuklar işte genç girişimci şirketi, Avrupa Birliği projeleri, bunlar hepsi okulumuz içerisinde var. Araba üretmeden tutun, havacılıktan tutun, Ege Atletik Spor Kulübümüz var. Bu kulübün içerisinde çocukların her bir yeteneğinin, basketbolcu, voleybolcu. Şimdi voleybol takımımız 2. lige yükseldi. Grup lideri olarak çıktı ve bu çocuklar akademik olarak da başarılı çocuklar. Hı hı. İlk buzağımız doğduğunda okulda bundan 3 yıl önce ilk mucize koydular adını çocuklarımız. Zeynep ve Doruk. Doruk 8. sınıf, Zeynep 5. sınıf. Ben böyle seminer verdim. Seminerden sonra koşarak geldiler. Hocam ineğin suyu geldi, doğuma giriyor. Bakın çocuklar, İzmir çocuğu bunlar. Evet. 7,5 saat buzağının doğumunda görev aldılar. Doruk o sene LGS 8. sınıftı, bir yanlış yaptı sınavdan. Yani bu çocuk hem tarım alanında buzağının doğumuna vakıf ve 7,5 saat görev aldı. Çünkü ilk doğumunda anneye yardım etmemiz lazım. Hı hı. Zorlanıyor diye. Bunların hepsinin eğitimini aldılar. Ve o sene de sınavda full'e yakın çekti mesela. Hı hı. Yani sistemin içerisinde öğrenciler akademik olarak... Yani aileler, ya hocam sadece meslek, hayır, ikisi bir arada çok rahatlıkla gidebiliyor. Şimdi eskiden beri kitaplarımız, kalemlerimiz, notlarımız ya da işte yeni nesili görüyoruz. O dershane pandemi öncesi, o dershane, bu sınav, bu özel eğitim, işte okuldaki bu eğitimler, bu kitaplar, bu defterler. Yani çocukların şu kitap, defter ve kalemden başka hayata dair gördükleri hiçbir şey yok. Bu üniversiteye kadar bu şekilde bir koşuşturmayla devam ediyor. Yani bizler de sudan çıkmış balığa döndüğümüz öyle, için evet. Biliyoruz bunu. Üniversite bitiyor. O akademik başarıların, diplomalarını kenara koyuyorsun. Tecrübe yok. Hayata dair bir bilgi yok. Akademik olarak çok başarısın.
Ama bu seni iş hayatında herhangi bir yere koymuyor. Girişimcilik yok, mücadele ruhu yok. Ondan sonra hani hadi bir şey yapayım yok. İşte burada da... Ama sınavda çok başarılı. Sınavda başarılı. Bu bir şey yaramıyor. Kesinlikle yaramıyor. Evet. Bakın çift diploma veriyoruz okulumuzda. Çift diplomanın çıkış yeri İngiltere'de, Amerika'da ve Kanada'da. Bundan 50 yıl önce fizikte çok iyi, matematikte çok iyi ama gerçek hayatta başarısız olduklarını fark ediyorlar. Diplomanın çıkış yeri şu, fizikte çok iyi, matematikte çok iyi ama gerçek hayatta da başarılı olsun. Aslında bu bizim atölyelerimiz. Çok da uzağa gitmeye, çok da Amerika, İngiltere'ye gitmeye gerek yok. Aslında bu köy enstitüleri. Evet. Bakın, inanın köy enstitüleri. Biz okulda şu anda köy enstitülerini kurduk ama bunu kurarken bilinçli kurmadık. Ben köy enstitüleriyle okuldaki çocukların ilgi alakasıyla tanıştım. Yüzlerce kitap okumaya başladım. Ya herkes bana diyor ki hocam yaptığınız iş köy enstitüsü. Dedim köy enstitüleri nedir diye. Ya geriye dönüp baktığımda aslında çok büyük bir değeri kaybetmişiz. Ama mutlu olduğum yer neresi? Bu çocukların genlerinde var. Evet. Çocuklar tarım ve hayvancılık dersini kendileri ayarladılar. Okula uçak kendileri koydular. Arabayı kendileri üretiyorlar. Bütün okulun kıyafetlerini kendileri dikiyorlar. Yani hani onların genlerinde var. Sadece ailelere şunu söylüyorum. Velilerimize bu hayallerini köreltmemeleri lazım. İşte burada eğitimciye de aileye de farklı görevler düşüyor tabii. Aslında. Size ilk bu teklifle geldiklerinde siz hani tabii eğitimciler daha bilinçli. Belki küçümsemek değil ama başka bir yöne hani bu kadar olmaz ama şunu yapabiliriz diye yönlendirmek yerine açıyorsunuz. Tabii ki açıyoruz, keşfediyoruz. Hı. Çocuğu keşfediyoruz. Yani hani çocuğa şirket kuruyoruz. Yapabilecek yapamadığını görüyoruz. Aile de görüyor. Evet. Hani, kesinlikle. Ben havacı olmak istiyorum, pilot olmak istiyorum diyor. İşin içerisine giriyor. Fizik dersin çok zayıf. Ya da diyoruz ki hani bak bu hani sana uygun değil. Yani söylüyoruz hani öğrenciye ya da bunları yapman lazım. Yani sen diyor mesela çocuk bir pilot ben mesela şu anda pilotum. Bugüne kadar pilot olmadan önce arabaya bindiğimde hiç arabanın tekerlerini kontrol etmedim hayatımda. Hiç motoruna bakmamıştım. Ama pilot olduktan sonra çünkü 5-6 dakikamız mı var? 5 dakikamız var. Evet. Pandemi döneminde bu kadar güzel kurulmuş sistem nasıl işledi? Siz nasıl devam ettiniz? Pandemide çok zorlandık. Yani hani ben her zaman şeye inanıyorum. Yüz yüze eğitim. Yani hani açıkçası. Ama tabii ekip bu konuda çok özverili. Mesela nasıl özverili? Pandemide birincilik öğretmenine baktım. Atın yanında bağlanmış çocuklara. Tekstil öğretmeni atölyesinde bağlanmış. Yani hani pilot arkadaş helikopterin yanında bağlanmış. Hani bir şekilde yine çocukları bu konuda mahrum etmemeye. Hı hı. Zaten fizik, kimya, biyoloji hani bu alanlarda dediğim gibi biz çok iyiyiz. Yani hani bu derslerle ilgili bir ayda 41 bin ders vermişiz. Sadece bir ayda. Bu Türkiye'nin %5'i yapıyor. Hı hı. Yani çocukları hiç yalnız bırakmadık. Yüz yüze açıldığı anda hemen yüz yüzeye geçtik. Yani hani hemen sistemi değiştirdik. İlk pandemi çıktığında öğretmenlere dedim ki ne istiyorsunuz evinizde hani rahatlıkla çocuğa ulaşmak için? Hepsi akıllı tahtaya vakıf. 80 akıllı tahta dev ekran evlerine taktırdım öğretmenlerin. Hı hı. İsteyene tablet verdik, isteyene akıllı tahta verdik. Ne istiyorlarsa ki çocukları hani bilmediği bir alanda yani hani tablet verirsiniz yapamazsa bu da problem. Yani hani öğretmenleri bu konuda çok çok destekledik. Ama ekip çok yoruldu. Yani bir de dokunmak gibi değil mi? Tabii, yüz yüze tabii. Ve birlikte olmak tabii. Gibi değil. O günleri az kaldı inşallah. Hızlı bir şekilde aşılamada devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemine istiyoruz ki çocuklar artık okullarında çünkü 1,5 yıl yani bir kaybımız var. Çok büyük bir kayıp var. Bakın şunu da söyleyeyim. Biz şu anda yaz okulu, yaz kursumuz, yaz spor merkezlerimizi oluşturduk. 40 meslekli şehirde aktif şu anda. Yani yaz döneminde hem akademik başarı olarak hem de sosyal etkinlik olarak ciddi bir plan yaptık. Şu anda 1000 kişi kayıt yaptırmış. Düşünün okul gibi devam ediyoruz aslında. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Akademik olarak çocuğu çözersiniz. Hani inanın 2-3 ayda bilgi aktarımı yaparsınız. Ama sosyal etkinlik konusunda, sosyalleşme konusunda her yılın bir kazanımı vardır. O yaş geçti mi çok zor artık. Yani bunu es geçmemeleri lazım. Mesela şu an bütün aktivitelerimizi de yüz yüze yapacağımıza dair resmi izinlerimizi de aldık. Yaz döneminde çocuklarını biz veya bir başka yerde mutlaka o sosyalleşme kısmını velilerin çözmesi lazım. Değilse bir sonraki seneye hem
sosyalleşme anlamında hem akademik olarak eksik geçmeleri, toparlamaları çok zor. Şimdi bir taraftan da son olarak siz yeni nesille bir arada olan ve farklı bir yöntem izleyen bir eğitimci olarak, yeni nesilden herkes korkuyor. Siyasetçiler, o koca adamlar, koca kadınlar, çok yetenekli isimler. Yeni nesilden herkesin bir çekincesi var. Siz o yeni nesili yetiştiren kişiler olarak, eğitimciler olarak yeni nesilden neden eskiler bu kadar çok korkar ve çekinir oldu? Yani şimdi yeni nesille diyalog kurmak onları ya eskisi gibi değil artık. Yani hani kızarak onları yönlendiremiyorsunuz. Onların fikirlerini dinleyeceksiniz, onların görüşlerini dinleyeceksiniz. Zaten dinlediğinizde sizi acayip ufuklara götürüyorlar. Hayallerini anlattıklarında, hayallerimiz bizi zaten şekil ve güç verecek şeyler. Z kuşağıyla ilgili ben bütün öğretmenlerime eğitim aldırttırdım bununla ilgili. Yani bu kuşağa nasıl hitap etmesi lazım, neye dikkat etmeleri gerekiyor kısmında. Onları dinlerseniz, önündeki duvarlarını kaldırırsanız, onlara güvenirseniz korkmayın. Yani hani sizi çok güçlü ve çok özel bir yere sürükleyebilirler. Ama tam tersini yaparsanız korkun, inanın tahttan indirirler. Yani bu konuda sosyalleşme konusunda, birlik konusunda, işte yapılan bir yanlışın karşısına çıkma konusunda da çok hassaslar. Çok hassaslar. Evet, yani bizim dönemimiz daha sessiz, sakin ve itaat eden bir dönem. Evet. Şimdi itirazları var. Doğrusu bizim, da bu. Bizim yıllarca... Ama sistem böyleydi, böyle demek ki diyerek boyun eğdiğimizi onlar baş kaldırıyorlar. Tabii yani ki. Farklı bir nesil yetişiyor. Belki de bu sistemi onların o kafa yapısı oturtacaktı. Bizler yapamadık. Evet. Belki bizden sonra gelen nesil bütün dünyaya şekil verecekler. Evet, evet, yani öyle bu, görünüyor. Bu fikirlerini dünya liderlerinin korktuğu kadar var. Kesinlikle. Türkiye'de de aynı şekilde. Kesinlikle. Ve şimdi yavaş yavaş noktalayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Yazın da siz tüm hızıyla anladığım kadarıyla başladık. Bugün yaz kurslarımız başladı. Yazın 12. sınıfın müfredatını veriyoruz. Mesela üniversite hazırlık anlamında. Bugün de ilk startı verdik. Haftaya diğer gruplar başlıyorlar. Yazın yüzme havuzumuzdan, binicilikten tutun, derslerden, hepsinden çok aktifiz. Evet, burada da çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Belki onu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bilgi bir türlü kazandırılır. Ancak sosyal olarak çocukların kazandığı yaşlar gittiğinde telafisi imkansız. Çok zor, çok zor. Evet, bu açıdan özellikle bu yaz telafi de önemli. Çok önemli. Yani başka okullarda da olsalar, devlet okulu bir yerden çocukların o sosyal ortamı değil mi yakalamasına fayda var. Arkadaş ortamıyla bir araya gelip toplu grup halinde bir şeyler yapmaları çok kıymetli. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. Kolaylıklar diliyorum size. O başarılı arkadaşlarımı sizin nezdinizde. Burada hem selamlar gönderiyorum hem tebrik ediyorum. Böyle çocukların yetişiyor olması... bizi gururlandırıyor. Geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Ben geleceğe o kadar umutla bakıyorum ki çocukların yaptıklarını gördükçe inanın yani Türkiye'yi çok iyi yerlere taşıyacaklar. Ben de öyle ümit ediyorum. Sizin nezdinizde selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve tabii eğitimcilerimize. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili izleyenler, Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Çok farklı bir eğitim modeli stratejisi. Pandemiyle birlikte artık sistem değişiyor, başka bir yöne doğru evriliyoruz dedik. Eğitim de bundan aslında bağımsız evrilmiyor tabii ki. Bunun başını eğitimciler çekiyor diyebiliriz. Yeni nesil çekecek ve bunun için de en güvenli adımları atan bir kurumdan dinledik neler yapıldığını ya da neler yapılabileceğini aslında. Tabii ki ümidimiz bunun artması, çoğalması, başka ortamlarda da çocukların böyle olanaklarla buluşabilmesine fırsat tanınması elbette ki. Programı noktalamanın vakti geldi, bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saat 9:00 gösterdiğinde son mühür ekranlarından yeniden gün başlıyor diyebilmek umuduyla. Hoşçakalın.